أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب وفتح لهم في خزائن رحمته وجوده كل باب، وأنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. وصلى الله على المبعوث بأجل العبادات وأكمل الآداب وعلى جميع الآل والأصحاب إلى يوم المآب. Risale dersimizden o kalbe açılan altı kapıyı işliyoruz elhamdülillah. Geldiğimiz ders ve fardu şem, yani burun. Burnun görevi. Ve fardu şemmi tebe'ul sem'i vel basar. Fe kullu ma halle leke istima'uhu ve nazaruhu cade leke şemmuhu. Evet. Şimdi burnun, bütün ağzalar helalde ve haramda birbirlerine bağımlıdırlar. Yani kulağa caiz olan göze caizdir. Efendim kulağa haram olan göze haramdır. Bütün ağzaların birbirlerine haram ve helal paralelliği vardır. Yani o değişmez. Denge birisi için değişmiyor. Yani sen kulağında bunu dinleyebilirsin ama burnunda şu haramı koklayabilirsin. O yok. Veyahut da dilinle bunu tadabilirsin. Veyahut da gözünle buna bakabilirsin. Hayır. Bunlar paralel bahiyette. El helalu beyyinun ve haramu beyyinun. Helallar apaçık, haramlar apaçık. Bunlar o apaçık helal ve haramlar dairesinde vücut görev yapıyor. Ağza görev yapıyor. Ve kalp ona göre işliyor. Ve ne demiştik daha önceki dersimizde? Kalbe efendim monte edilen veyahut da efendim kalbin kendisinde pompalandığı ne varsa, helalsa helal, haramsa haram, onu nereye vuruyor? Beyne vuruyor ve o beyin de ona bir şekilde yine de ağzalara efendim görev veriyor, komuta ediyor ve onları işletiyor. Onun için hem ağzalarla efendim yapmış olduğumuz ameller aynı zamanda ağzalarımıza aksediyor. Yani eğer ağzalarımızla haramı işlersek ne yapıyoruz? Kalbe efendim onu pompalıyoruz ve beyin onu algılıyor, tekrar onu dönüşümlü şekilde o haramı işletiyor. Ama eğer biz bu ağzaları kalbin arzu ettiği ve Kur'an ve sünnet dairesindeki kendisine özgü olan değerlerde taşırsak, o zaman hep helalla ne yaparız? Onları meşgul ederiz ve böylelikle ağzalarımız zarar vermekten ve zarar görmekten sakınmış olur. Biliyorsunuz, malumdur, şey denilince akla, burun denilince akla koklama gelir. Yani başka bir tabii ki bizim nefes borumuzdur. Hatta şunu söyleyeyim, tıpta şu anda bizim nefesimizi sanki boğazımızdan alıyormuşuz gibi kendimizce öyle biliyoruz ama öyle değil. Nefes burun o görevi yapıyor. Burun nefes görevi yapıyor. Boğaz işlevliliği yeme içmedir. Yoksa geceleri hatta efendim bu horlamanın efendim şeylerin ana sebebi burundur. Burunların efendim tıkanması, burun kapanması efendim bu sefer boğaza zorluyor. Boğazdaki efendim şişiklik ne yapıyor? Değişik şekilde ses çıkarıyor veya orada zorluk çıkarıyor. Hatta sıkıntı veriyor. Kalp krizine kadar sıkıntı veriyor. Beyin krizine kadar efendim sıkıntı veriyor. Efendim kanaması ve de krizi ne derse ikisi de varmış. Hem kanaması varmış hem krizi varmış beynin. Kendi özgü hastalıkları. Şimdi burada bizim görevimiz ne? Burnun koku alması. Demek ki İslam öyle hassastır ki kokuyla dahi olsa harama tevessül etmemen gerekir. Kokuyla dahi olsa. Nitekim Ömer bin Abdülaziz ki asr-ı saadetin 32 yılını tamamlayan yapmış olduğu sorumlulukla hilafet tarihiyle
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adalet diye tabir ettiği, asr-ı saadetin tamamlayıcısı adaletle idare edildiği, tam tekamül adaletle idare edildiği dönem ne zaman olmuştur? Ömer bin Abdülaziz'in zamanla tamamlayıcısı olmuştur. Asr-ı saadetin tamamlayıcısı olmuştur. 32 yıl. Ondan sonra asr-ı adud, yani meliklerin ısırıcı, yani padişahların, bireylerin kendi efendim güç ve kuvvetleriyle başa geldikleri. Bunu daha önce anlattık. Yani melikler kendi başlarına idare ediyor ama diğer tarafta halk da kendi prensiplere bağlı bir şekilde yeri geldi mi meliklerini onlar yönlendirirlerdi. Melikler ibadetlerde, İslami helal ve haramlarda ne yapamazlardı? Fazla cesaret edemezlerdi. Şimdi Ömer bin Abdülaziz çok farklı bir zat. Hatta onun en belirleyici özelliği Cuma günü bu 3'e 3 kavramını ayetle sabit kılıp zorunlu hale getirmesidir. İnne Allah'a ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi ya'idhukum leallekum tedekkerun. Yani buradaki 3'e 3. İnne Allah'a ye'muru bil adli adalette vel ihsan, ihsanla ve ita'i zil kurba ve akrabalarla irtibatlı olmayı emreder. Allah Teala efendim adaletli olmanızı, ihsan, iyilik sahibi ve aynı zamanda ibadet sahibi, zühd sahibi olmanızı Allah Teala emreder ve aynı zamanda akrabalarınız da yani buradaki akrabalık bağlarımız birinci derece akrabalık bağımız kendi öz anne baba akrabalığımız ve aynı zamanda iman akrabalığımız ve insan boyutunda akrabalığımız diye de İslam ulemaları üç akrabalık şeyiyle efendim değeriyle değerlendiriliyor. Birinci sılatur rahim yani aile bağıyla sizin aynı babadan aynı atadan gelmiş olan kan bağıyla efendim kan bağıyla olan akrabalıklar buna öncelik kendi öz ailenize sahip çıkmanızdır. Onlarla irtibatınızı kesmemenizdir. Men qata'ar rahme qata'ullah. Her kim akrabalarla ilişkisini keser Allah da ona ambargo uygular. Kata'a Türkçe geçici yabancı bir kelime ama önemli değil. Ortak kavramlar vardır. Ortak kavramlarda herhangi bir şey olmaz. Efendim ne yaparsınız? Ona efendim ambargo uygular Allah. Yani hakikaten öyledir. Yani ambargo uygulanan nedir? İcabında bereket yok, icabında mutluluk yok, icabında uzun ömür yok. Bütün bunlar ambargodur. Yani sılatur rahim rızkın bereketin artmasına, huzurun olmasına, ömrün uzamasına vesiledir, sebeptir. Diğer taraftan ihsanı, ihsan şey tabirinde, tasavvuf tabirinde en te'abudu allaha ke'enneke tarahu fe innem tekun tarahu fe innehu yarake. Allah katında efendim tasavvuf bazda senin Allah'a kulluk etmendir. Onu görür gibi, o sen onu görmezsen dahi o seni görür gibi ibadet etmendir. İbadet tabii ki bu da aynı zamanda hem halıkı hem halkı aynı zamanda değerlendiren bir yapıyla da sorumluluktur ibadet. Yani veyahut da amel, muamele. Amel ve muamele. Yani ne demek istedim? Sen her yaptığını ister Allah'a karşı, halka karşı ubudiyette olsun, ister mahluka karşı kurbiyette olsun, onlara karşı iyilikte olsun, ihsanda olsun, seni Allah görüyor gibi, sen de Allah'ı görüyor gibi muamele etmen gerekir. Eğer onu görmüyorsa o seni görüyor, karşılığını o veriyor. Artık bunu diğerinin karşılık vermesini beklemezsin. Diğer taraftan bu sılatur rahim yani aile içi dedik ve birinci o kan bağı dedik. İkincisi neydi? İkincisi neydi? Efendim iman bağı. Akaid bağı. Bu daha önceliklidir aslında. Kan bağından daha önceliklidir. Nitekim ashablardan kan bağıyla kardeş olanlar itikatta ayrı oldukları için karşı karşıya geldiler. İmanın savunmada değil mi? Ebu Leheb'le efendim kardeşleri karşı karşıya geldi. Hazreti Hamza ile karşı karşıya geldi. Hazreti Abbas ile karşı karşıya geldi. Efendim Ebu Cehil ve diğer akrabalar karşı karşıya geldiler. Diğer baba oğul karşı karşıya geldi. Buna tekim bu noktada kan bağı aile içi bağıdır ki bu müminler bir de efendim iman ehli olmayan yani akraba
o insan bazında. Demek iman bağı da bir kan bağı, bir iman bağı, bir de insan olduğumuz için kardeşiz, akrabayız. İnsan topluluğu bir, büyük bir akrabadır. Eğer ihtiyaç duyulursa bu şekilde onlara da yardımcı olmak gerekir. Ki diğer dedik efendim adalet, önceki kavram adaletti. İnnallâhe ye'emru bil adli, adaletle adil olmanızı, birbirine karşı efendim adil bir ruhla hakka geçmeden, birbirlerinin prensiplerini ezmeden, birbirlerini incitmeden, birbirlerini üzmeden, ikinci prensip akrabalarla bağlarınızı koparmadan, her üç akraba bağıyla yeri geldiğinde akrabalık yapmak, kan bağıyla, iman bağıyla veyahut da insan bağıyla olan akrabalıkta duyarlı olmak, bir de aynı zamanda yapacaklarını Allah için yapmak, ihsan sahibi her ibadette olsun, yani ha amelde olsun, ha muamelede olsun, Allah için olmak. Ama ve yana al fahşai vel munkeri vel bagi. Fahşa, bak fahşa dedik, o biraz önce, bir önceki dersimizde fahşa genel kapsam. Yani bütün kötülüklerden men eder. Yani yola bir çeyirdek efendim kabuğu atmaktan tut, en büyük zarar aklına. Bunlar hepsi fahşadır. Çeyirdeği de alsak fahşadır. İmatatül adam tarih efendim. Yoldan o kötü efendim görüntü olan kirlilik vereni temizle. Bir de imadatul ada adil kalp var. Bir de kalpten de kötülüğü temizle. Efendim kinin nefret hasedi çıkar. Sadece yolda taşı kaldırarak imata olmaz. Ha, bunu daha önceki sohbetimizde ifade etmiş. Tekrar hatırlatmada fayda var. Ha, işte fahşa. O da sonra alma. Vel münker. Münker olan yani kabul görmeyen şey. Efendim efendim onu da ne yapacaksın? Kabul et, yani İslam'ı kabul etmediği münker odur. Münker kişinin kendisine özgü hoş görmediği değildir. İslam'ın hoş görmediği, peygamberin hoş görmediği onların nehyidir. Evet. Ne Allah Teala ne etmiş onlara? Yapmayın diyor. İnne Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itai'z kurba ve yenha anil fahşai. Fahşa da dedik. Yani her türlü kötülüklerden Allah Teala ne etti? Yapmayın diyor. Ne dedik? Bir yola çeyirdek atmasına tut. Diğer aklına gelecek ne zarar verici varsa, ne incitici varsa, ne üzücü varsa, ne hakka geçici varsa bütün bunlardan efendim Allah-u Teala men ediyor. Diğer taraftan vel bagi, azgınlıktan, Allah'a karşı çıkmaktan, efendim zulüm yapmaktan Allah men eder. Yaidukum aleykum tezekkerun. Yani size bu bir nasihattır, bir vaazdır. Olur ki kendine gel. Bunu ilk müesseseleştiren, bu söylemiş olduğumuz ayet-i kerimeyi İlk müesseseleştiren cuma namazlarında cuma hatibinin okumasını zorunlu kılan Ömer bin Abdülaziz'dir. Sosyal hayatın dengeleyen üçe üç hakikaten evet adalet, akraba ve aynı zamanda ihsan kavramı, iyilik kavramı, ibadet kavramı. Diğer taraftan fahşa, münker ve bagi. Kötülüklerin hepsi, münkeratların Kur'an ve sünneti kabul etmediği her şeyden ve aynı zamanda efendim azgınlıktan sakınmamızı bir emir, bir nehi, bir imtisal, bir iştinap, imtisal bir evamir, bil adli ve itaizil kurba ve ihsan. Bu imtisaldır. İştinap, anil fahşai vel munkeri vel bagi. Bizim için evet, imtisal edinme, içtinap sakınma. Ve bunu bize koyan rahmetullahi aleyh radiyallahu anh Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh'tir. Peki Ömer Abdülaziz'in bu özelliğin yanı sıra bizim için burada burunla ilgisi olan kıssası nedir? Burası çok önemlidir. Burada bütün devlet sorumlularının ve kullukum ra'in ve kullukum mes'unu an ra'iyyeti dairette eden her kim varsa özellikle devlet sorumluluğu açısından devletin efendim başında olan, milletin idaresinde olan herkesin Ömer bin Abdülaziz'i çok iyi gözden geçirmesi gerekiyor. Hayatını gözden geçirmesi gerekiyor, idaresini gözden geçirmesi gerekiyor ve onun devlet idaresini ve halk idaresini ve aynı zamanda diğer taraftan insanlıkla olan münasebetlerini gözden geçirmesi gereklidir. Şimdi burada çok dikkate gerçekten ayan olan ve cazibeli bir tarafı olan ve ruhumuza işlenmesi gereken bir incelik olan güzel bir kıssası var. Kimin? Ömer bin Abdülaziz. Ve kad rüya an Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh
ennehu utiye bi miskin. Rivayet edilir ki kendisi elinde bir amber, bir misk, yani bir kokuyla kendileri geliyorlardı. Lakin gel gör ki bir elinde misk, yani koku veren amber olunca, onu gören o etrafındaki insanlar, diğer taraftan Ömer bin Abdülaziz'in burnunu kapattığını görüyorlar. Bakınız, amber şişesi elinde, misk şişesi elinde, koku veren o misk şişesi, efendim o kasesi, efendim bunu getiriyor artık misafirlerine mi, oradaki efendim gelenlere mi, devlet adına yapacağı bir hizmet olması hasebiyle elinde getiriyor, lakin burnunu kapatmış. Ben de burnumu kapatarak konuştuğum için belki sesim farklı çıktı. Ama Ömer bin Abdülaziz bu kokuyu almamak için burnunu kapatmış. Fekile lehu fi zalik. Ona derlerdi ki ya ne oluyor ya imam? Ne oluyor, sen bir kokuyu, bir esansı, bir efendim amberi taşımayla burnunu kapatarak geliyorsun. Fekale ve hel yuntefe'u minhu illa bi raihati. Sizin efendim burada anladığınız nedir ki, kokusundan başka bir faydası var mı bu amberin? Yani bu min beytil mal, bu beytil malıdır, devletindir. Şu anda biz diyelim Türkiye'miz 81 milyon insan, devletin bütün her şeyinde ortaktırlar. Ortaktırlar. İslam'ın ölçüsü bu. Ya tasavvuf neye yarıyor diyorlar. Tasavvuf bu kadar hassas noktalara dokunmaya yarıyor. Ya efendim falan şeyh bunu yapıyor. Canı cehenneme yapıyorsa kendisi yapıyor. Kendi dünyasını da ahiretinde yıkıyor. İslam onunla ölçülür mü? İmam muhasibi onunla ölçülür mü? Abdullah bunu yapıyor. Yapıyorsa yapıyor. İslam, Kur'an, sünnet, seniye onunla ölçülmez. Hakikat onlarla ölçülmez. Onların yaşamlarıyla İslam tarif bulmaz. Allah onları da bizleri de hidayet etsin. Temsil ettiği yolda, evet, şeriat-ı garrayla yol almayı nasip etsin. Çünkü tarikat şeriatla yol alır. Tarikat şeriatla yol olur. Şeriatı olmayan tarikat değildir. Fıkıhla yol almayan, helal ve haramla yol almayan tarikat değildir. Ve onun başındaki şeyh de eğer ondan beri ise, şeriattan beri ise, o da yani Araplarda develere de şeyh denir. Değerli kardeşlerim, alınmasınlar bende. İhtiyara da şeyh denir. Devlet reisine şeyh denir. Eşkıya reisine şeyh denir. Araplarda böyledir. Urdud ileyna şeyhana diye şiir var. Bizim nahiv kitaplarımızda. Urdud ileyna şeyhana. Ey beyrimizi, devemizi bize çevirin. Yani onun için, ama İslam'da şeyh kimdir? Men imtesele bi evamirillah ve enteha anin nevahi. Bitti. Budur. Şeriata, muttaki, dairede, bütün evsafları kendinde toplamış bu. Onun için bakınız, tasavvuf bunu, Ömer bin Abdülaziz'deki bu özelliği diyor ki yaşamak zorundasınız. Ömer bin Abdülaziz getirmiş olduğu bir kokunun kendi burnu sorumluluğu dairesinde vakti gelmeden, belki onların yanında onlara sürerken devletin görevi gereği açar, koklar o zaman. Kokuyu kendisine sürer, onlara da sürer. O bir görevin gereğidir. O bir misafirperverliğin ikramıdır. Bir devlet geleneğinin olumudur, oluşumudur. Ama o vakit gelmeden kendime sürünüp de gideyim dememiştir. Hatta onun kokusundan da efendim faydalanmayayım ve onun için neye garipsiyorsunuz ki elimde koku kasesi, koku efendim şişesi varken ben burnumu kapatmışım. Çünkü kokunun veyahut da amberin veyahut da efendim gül yağının vermiş olduğu fayda sanacak kokusudur. Ben bu faydadan kendimi mahrum tuttum. Tevessül etmedim. Evet. Onlar öyle yaşadılar.
Allah bu yaşamayı bizlere nasip. Bugünkü devlet erkanımızda bütün hepimiz değerli kardeşlerim, İmam Rabbani اِذَا لَمْ تُقَمْ دَوْلَةُ السُّغْرَى لَا تُقَمْ دَوْلَةُ الْعُلْوَى. Bireysel ıslah sağlanmadan toplumsal ıslah sağlanmaz buyuruyor. Biz bireysel ıslahı sağlamak zorundayız. Önce كَمَا تَكُونُ تُوَلُّ. Olduğunuz gibi idare ediliyorsunuz. Başımızdakinin efendim israfından bahsederiz ama evimizdeki israftan bahsetmeyiz. Onun için biz birbirimize bağımlıyız. Evet, onu da kınıyoruz ama kendimizi de önce kınamamız gerekir. O nedenle bakınız bir koku. Hatta bir koku derken aklıma çok güzel Bişri Hafî'nin efendim bir kıssası geldi. Onu da ben buraya naklettim. Hakikaten Bişri Hafî'nin kız kardeşi, kendisi değil. Bişri Hafî'nin kız kardeşi Ahmed bin Hanbel zamanında yaşayan Bişri Hafî rahmetullahi aleyh, biliyorsunuz Bişri Hafî öncesi, bak onun için ben bacılarıma, kardeşlerime, herkese rica ediyorum. Yapmış olduğunuz bir günah, haram sizi umutsuz etmesin. Veyahut da onda olmayı da ısrarlı etmesin. Dönün. Ne gibi? Bişri Hafî gibi. Bişri Hafî neydi? Bişri Hafî içkici bir adam. Sürekli serhoş, berdoş, şeyden çıkmaz. Efendim, hanuttan çıkmaz. Yani efendim gazinodan çıkmaz veyahut da meyhaneden çıkmaz biri. Ama gel gör ki bir lafzı-i celalenin yerde çamuru içinde görmesiyle, bulmasıyla onu gururuna yediremedi. Gururuna yediremedi. Lafzı-i celale bu çamurda olmamalı. Bu pisliğin içerisinde olmamalı. Bir beze yazılmış. Efendim veyahut da bir kağıda yazılmış. Bir deriye yazılmış. Efendim lafzı-i celale. Nedir o? Allah. Onu görür ve halbuki meyhaneye geliyor ha. Ama gel gör ki görünce onu alır, temizler, evine geçirir, güzel bir ipek bezin içerisinde koyup yüksek bir yere asar. Kim? Bişri Hafî. Ve tekrar meyhaneye döner. Dönemin Allah dostlarından birisi, o gün kendi köyünden, kendi mıntıkasından birisi, efendim o büyük zat rüyada görür ki, ona şu zahir oluyor. Sanki efendim Allah Teala onu affetmiştir ve gidip Bişri Hafî'ye demesi noktasında uyarmasını söylüyor. Git Bişri Hafî'ye söyle, o beni nasıl temizlemişse ben de onu temizledim. Yani o nasıl beni çamurdan, o lafzayı celalenin çamurdan gayretine dokundu. Bir anlık böyle kabul etmedi. Temizledi, ben de onu bütün günahlardan temizledim. Ve o nasıl beni kalkıp da güzel bir bezin içerisine koyup bir ipek efendim parçasının içerisine koyup yükseğe asmışsa ben de onu yükseklere çıkardım. Çıksın efendim o hanuttan, o efendim meyhaneden. Ve şaşırır. Ya o nerede? Bu nerede? Bişir meşhur. Haramla meşhur. Ve ne yapar? Bişir'in yanına gelir. Bişir neyi? Kapıyı çalar. Tabi bu iki üçüncü ihtar üzere. Gel. Bak ben böyle bir şey gördüm. Ya gidin söyleyin, benim Bişir nerede? Ene bi vadin ve hum bi vadin. Ben bir vadideyim, onlar bir vadi. Bu hocaya söyle gelmesin. Ama yine de hoca ısrarla gelir. Gelince yalın ayak çıkar dışarıya. Buyurun ne diyorsun hoca efendi diyor. Gel Bişir, yapma. Yapma. Seni böyle gördüm. Sen ne yaptın ki bana bu rüya zahir oldu? Der ki o. Benim yaptığım hiçbir amel yok Allah adına. Benim amelim ortada. Ne yaptığım belli, biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Ama bir şey yaptım. Gelirken lafza-i celalenin kötü bir yerde gördüm. Çamur içerisinde gördüm. Veyahut da pisliğin içerisinde gördüm. Artık o günün şartlarında. Bunun yediremedim kendime. İmanım da kabul etmedi. Gayretim de kabul etmedi. Ben bunu aldım, temizledim, götürdüm evime. Bir ipek bezin içerisinde koydum. Yüksek bir yere astım. Bişir diyor. Allah Teala senin bütün günahlarını temizlemiştir. Bütün günahların temiz. Sildi. Ve sen nasıl o ismi azamı yükseklere çıkardın? Allah Teala seni de yükseklere çıkarmış. Gel şuraya tekrar geri gitme. İşte Hafî oradan geliyor. Yalın ayak. El Hafî. Ayakkabılarını giymez, çırılçıplak ayakla efendim çıkar. Gelir
Artık hiç ayakkabı giymez. Ama bışır değişir. Ama bışır değişir. Allah dostu olur. O meyhaneden alkol, içki ehli olan birisi ettaibu minen zenbi kemella zenbele. Evet. Günahlarından tövbe eden, hiç günah işlememiş misali döner. Evet. La taknatum min rahmetillah. İnnallaha yagfiru zunube cemi'a. Allah'tan umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahlarınızı affeder. Bütün günahkarlar. Hepimiz umut kapımız Allah'tır. Yaşantımızı değiştirelim. Özellikle bacılarımız, kardeşlerimiz yaşamlarına baksınlar. Hatice'nin yaşamı, Fatıma'nın yaşamı, Ayşe'nin yaşamı değil mi? O annelerimizin yaşamına dönelim. Veyahut öz nelerimizin, o şu anda üçüncü kuşak var ya, hatta dördüncü kuşak, üçüncü kuşak, şöyle bir dört kuşak öncesi büyüklerine baksınlar. Ne güzel insanlardı onlar. Ne güzel giyim ve kuşamlıdırlar onlar. Ne güzel anneler, teyzeler, halalardı onlar. Ne güzel komşulardı onlar. Ne güzel kendi aralarında birlikleri, beraberlikleri, sohbetleri olan, evet, komşu, komşunun külüne muhtaçtır. Ruhunu yaşatıyorlardı. Evet, şu anda biz birbirimizin külünü havaya kaldırıyoruz maalesef. Allah korusun. Onun için değerli kardeşlerim, bunu söylememin nedeni dönelim istiğfardır. Beşir Hafi de işte o dönenlerden, istiğfar edenlerden, tövbe edenlerden. Allah onu yıldız yaptı. Yıldız yaptı. Yalın ayakla gezmiş olduğu köyde hayvanlar pislemezlermiş. Ayağı pisliğe girer gidiye. Allah bütün hayvanlara öyle bir sır verdi. Öyle bir his verdi. Dedi ki Beşir Hafi ayakları kirlenmemeli. Gidin ihtiyaçlarınızı başka yerde. Onun gezmediği yerde yapın. Veyahut da saklandığınız, korunduğunuz yerde yapın. Beşir Hafi'nin gezdiği yerlerde değil. Ya diyemez mi? Sana uykuyu veren o hayvana onu yaptıramaz mı? Sana uyanmayı veren o hayvana onu yaptıramaz mı? Hadi uyuma bakayım. Hadi kalkma bakayım. Hadi acıktığında yeme bakayım. Hadi doyduğunda ye bakayım. Hay gözlerinden nur çıktığı zaman bak bakayım. Ya onun için sahibini tartışma. Ya öyle hakkında olur mu ya hayvanlara şunu demiş. Sahibine karışma. Kendi sahibine karışma, o senin sahibindir. Onun da sahibidir, o hayvanın da sahibidir. Yerin göğünde, tamam mı? Sahibidir. Halaka men fissemevati vel ard. Yerde göğde ne varsa hepsini o yaratmış. Hepsini o rızıklandırmış. Onun için değerli kardeşlerim, bizler bu noktada çok dikkat etmeliyiz. Bu sırlara da karışmamalıyız. Aklı buraya hemen devreye koyup da hemen yok dur orada. Akıl dediğin sende var olan, o varlığı meydana getiren Halık'tır. Halık'tır. O bilgiyi veren de Halık'tır. O nedenle Beşir Hafi böyle bir zat. Böyle bir zat. İşte onun kız kardeşi çok dikkatimi çeken, nasıl burnunu kapatıp da efendim Ömer bin Abdülaziz bundan kokusundan başka ne var ki? O zaman ben zamanı gelmeden, kullanım iznim olmadan bunu koklayamam. Haramdır bana. Bana kokusu haramdır. Bırak şişesini evime götürme. Böyle kutu kutu evime götürmeyi bırak da. Bırak efendim kızıma, oğluma, şuna buna bunu dağıtayım efendim değil. Bizatihi kendisi burnunu kapatarak kokusunu dahi koklamam diyen bir devlet reisi, bir devlet başkanı, bir sevk ve idare sahibi. Kim o? Ömer bin Abdülaziz. Kim o? Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın torunu. Evet. Evet. Onun kısası da çok güzel. Ama ona geçmeden konumuz dağılmasın diye bir kokuyla hesaba kendini çekeceğini bilen Ömer bin Abdülaziz'in bir misali da Beşir Hafi'nin kız kardeşi ışıkla ifade ediyor. Işık, ışık. Işık var ya. Normal lamba. Bakınız. Câet uhtu Beşir Hafi ile Ahmed bin Hanbel. Rahimahumallahu teala.
Beşir Hafi'nin kız kardeşi, annemiz Ahmet bin Hanbel'e geliyor. Allah her ikisine rahmet etsin. Ve kâlet inna nagzilu ala sutuhina bi şu'latil melik. Hel yecuzu lena şu'ahu fil gazel. Evet. Vakat vaka aleyna el meşa'ilu zahiriye. Bak şimdi, bak. Diyor ki, biz diyor, hani iplik örüyorlar ya, biz iplik örüyoruz. Eskiden iplik örerler, kadınlarımız ne yaparlardı? Dizlerinde efendim, iplik şey vardı, onun üzerine efendim ne yapardı? Böyle sallayarak, çevirerek ne yaparlardı? Örerlerdi. Buna teşi diyoruz ama sizler ne diyorsunuz bilmiyorum. Teşiye efendim yumağı orada ondan teşiyle ucunu bağlamış ve o iplik oldukça bir topak haline geliyor. Şimdi bu kız da Beşir Hafi'nin efendim kız kardeşi diyor ki Beşir Hafi kız kardeşi diyor ki Melik'in askerleri Melik'e ait olan yani devlete Melik derken devlete ait. Devlete ait ışıklar bazen bizim pencerelerin altından geçiyor. Düşün. Bak. Şu Ömer bin Abdülaziz'in derecesini kazanan bir kadın, bir kız. Subhanallah. Hani derler ya eşit. Ya işte eşit. Ömer bin Abdülaziz'in hassasiyetini ortak götüren bir kadın. Ömer bin Abdülaziz, melik. Padişah. Erkek. Ordu başkanı. Devlet reisi. Beşir Hafi de gariban bir Beşir Hafi. Meyhanede çıkmış bir Beşir Hafi'nin kız kardeşi. Bir kadın. Ama elde ettiği dereceye bak. Geldiği hassasiyete bak. Allah'ın korkusunu bir ışıkta arıyor. Başı açık değil. Giyim ve kuşamı İslam'a göre onlar hiç taviz yok onlarda. Ama gel gör ki evine yapacağı o yünden bir iplikten öreceği bir çorap acaba haram olur mu? Üzerine atacağı bir şal acaba haram olur mu? Başını örteceği bir efendim örtüp acaba haram olur mu diye bir panikle bir korkuyla caet uhtu Beşir Hafi ile ile Ahmed bin Hanbel. Beşir Hafi'nin kız kardeşi Ahmed bin Hanbel'e geldi. Allah onlardan razı olsun. Rahimehum Allah Teala. Ve kâlet inna nagzilu biz örüyoruz. Ala sutuhina bu satırlar üzerine efendim ne örüyoruz? İplik örüyoruz. İplik yapıyoruz. Ancak bir şey öğretilmelik. Ancak padişahın efendim yani devletin ışıkları altında. Ama bu ışıklar da hel tecuzu lena fi şuaya. Onun ışıkları altında bu ipliklerimizi yapmamız, bu işimizi görmemiz. İplik sadece bir şey. İşimizi görmemiz, çayımızı yapmamız veyahut da bardakları yıkamamız. Veyahut da burada ama kendisi iplik yapmış. İplik yapıyor. Gece çalışıyor demek kendisi. Hel tecuzu lena bize caiz midir bu ışıkların altında bu devlete ait olan ışık? Bu devletin efendim benziliyle, yakıtıyla, mumuyla yanan ışığı efendim altında bizim kalkıp şey yapmamız, yünden iplik örmemiz caiz midir? Fi şu'a fil gazel vakat vaka aleyna el meşailu zahiriye. Ama gel gör ki öyle özel bize yansıyan bir ışık değil ha. Yani gecenin bekçileri gezerken gecenin bekçileri geziyorlar ya, ellerinde fener geziyorlar. Şöyle ellerinde fener geziyorlar. O fener gelince o kızcağız penceresinin önünden geçerken, o kadıncağızın penceresinin önüne geçerken o ışık içeri vuruyor. Benim irademin dışında. Bekçinin elindeki ışık odama vuruyor. Ve burada ben çocuklarımın rızkı için, evimin ihtiyacı için çalışıyorum. O iplikti yapıyorum. Acaba bu bir anlık dokunan ışıktan dolayı ben sorgulanacak mıyım diye bir kadın, bir anne. Bu haram korkusuyla olan. Ve bunu dediği zaman fakal el imam, imam der ki men enti afakillah. Sen kimsin? Nasıl bu dereceye geldin afakillah? Allah seni afiyete kavuştursun. Allah seni muhafaza etsin.
Kalet uktu Beşir Hafi. Dedi ki ben Beşir Hafi'nin kız kardeşiyim. Febekel Ahmet. Febeke Ahmet. Ahmet ağlamaya başladı. Ve kale dedi ki min beytikum, sizin evinizden o Beşir Hafi ki ben tanıyorum onu nereden geliyor. Sizin evinizden yakurucul vera'u, bu takva, bu derece bir takva çıkar mı? Es-sadik. Bu kadar dürüstçe, sağlamca, Bekşi'nin geçişinden dolayı evine vuran bir ışıldan, bir ışıktan, bir ışıldıtan, haramı ölçen bir, böyle bir kuvvet çıkar mıydı sizin evinizden? Lafta güzeli. Hayır yapma diyor. Madem sen bu kadar hassassın, yapma. Evet, fişu ayha. Onun geldiği zaman şeyini durdur. Işığı dur. İmam fetva vermiyor. Kadın o hassasiyete, değerli kardeşlerim, erkekli, kadınlı hepiniz. Bakınız, biz kendimizi bunlarla ölçtüğümüz zaman neredeyiz? Ve onlar bunu muhafaza ettikleri zaman neredediler? Onlar bunları muhafaza ettikleri zaman medeniyet sahibiydiler. Dünyayı dile getiriyorlardı. Dünyaya efendim örnek olmuşlardı. Ve onlar, evet, Ömer Abdülaziz bir kokuyu burnundan koklamamak için burnunu kapatıyor. Beşir Hafi'nin kız kardeşi de Ahmet bin Hanbel'i ağlatıyor. Diyor ki sen bu kadar takva mısın yahu? Bekçinin, nöbetçinin, askerin, efendim, ordunun ışığından, evet, bizler çok dikkat etmeliyiz. Onun için bereket kesiktir. Mutluluk yoktur. Ömür kısadır. İnan ki 100 yaşasak da ömür kısadır. Şimdi huzursuz bir ömür. Ölümü temenni eden bir ölüm, bir ömür neye yarar? Ömürü temenni eden. Ya Rab beni oğlumdan kurtar. Beni kızımdan kurtar. Beni gelinimden kurtar. Beni bu komşumdan kurtar. Ya Rab canımı al daha iyidir diyen bir ömrün. Yani yaşı böyle sayılar dizilmesiyle mana vermez değerli kardeşlerim. Sayılar neye eşittir? Sonuca bakacaksın. Eğer ömrün sayıların mutluluğa eşitse, Allah'ın rızasına eşitse, peygamberi kazanmaya eşitse ne mutlu. Evet. Hayrukum men tale umruhu ve hasune ameluhu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sizin en hayırlınız ömrünün uzayıp ameli iyi olanlardır. Onun için gelin biz Ömer Abdülaziz ile bu Beşir Hafi'nin kız kardeşinin ruhunu taşımaya çalışalım. Onun için ne gözlerimizle o bir ışıktan dahi harama iliştirelim, ne de burnumuzla bir kokuyla harama iliştirelim. Onun için eğer bunu yapmazsak inan ki biz zarar ederiz. Biz kaybederiz. Allah-u Teala sizlere bizlere efendim doğacak her türlü hatalardan bizleri muhafaza etsin. Bizlere bu şuuru versin. Bizlere bu düzeni versin. Onun için biz ne yaparsak yapalım kayıp ederiz. Değerli kardeşlerim, kokuyu üzerine koklatıp zinaya vesile olma, kötülüğe vesile olma, kötü düşünceye vesile olma noktasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlarımızı, bacılarımızı uyarıyor. Sakın ha, bazen böyle oluyor. Evinde üstü başına bakmaz. Aslında kendi beyi olan, ailesi olan ortamda üstüne başına bakmaz. Ama bir caddeden bir yere giderken nasıl da kötü görüneyim diye telaşına kapılır. Bu tamamen İslami ölçünün dışındadır. İslam bu ölçüyü kabul etmez. Çünkü kadın dedik ya çok üstündür. O Beşir Hafi'nin kız kardeşi gibi çok değerlidir. O afiftir. O annedir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahşi erkeklere yem olmamaları noktasında, kötü niyetlere yem olmamaları noktasında, üzerlerine gelecek belalardan ve musibetlerden korunmaları adına, evlerinin düzeni bozulmaması adına, annelik duygularının ayak altı olmaması adına, evlatlarının dağılmaması adına, yuvalarının dağılmaması adına kendilerine Efendimiz nasihat ediyor. Kendinizi bileceksiniz, değerinizi bileceksiniz ve aynı zamanda taşıdığınız o üstün
minvalda ne anlama geldiğinizi bileceksiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mücevherata benzetiyor onları. Onlar mücevherattır, incilerdir, camlardır, şişelerdir. Her an kırılabilir diye develerin yavaş yürütülmesi noktasında onların üstünde olmasıyla, kadınların develerin üstünde olmasıyla deve yöneticisine diyor ki develeri yavaş yürüt. Bak kavarir, sen inciden, camdan, cevahirden bir yüklü efendim develerle efendim sorumlusun. Yani onlar incinmemeli, kırılmamalı. Kimler? Kadınlar. Ama onlara özgü bir verilmiş olan nimet var. Kendilerini tabii ki beğenmeleri, sevmeleri, sahip çıkmaları. Ama bunu dışa olarak yaparlarsa, bu kokuyu birileri koklasın diye efendim yapıyorsa ve sokakta ve caddede gidiyorsa ve bu yaşantısında Kur'an ve sünneti esas almıyorsa, Allah'ın o misafirin, kız kardeşinin taşımış olduğu korkuyu taşımıyorsa, işte orada Efendimiz bakınız diyor, siz bilerek bir hata işliyorsunuz. Bilerek, uyarı verdiğimize rağmen Kur'an ve sünnete inancınız var, Kur'an'ı okuyorsunuz, namazda kılıyorsunuz ama emirlerine itaat etmiyorsunuz. Onun için Rubbetalin yel'anhul Kur'an, nice Kur'an okuyanları vardır ki Kur'an onlara lanet ediyor. Yalan konuşuyor. Lanetullah ala kadimin. Zulüm ediyor. Lanetullah ala zalimin. Vesair vesair. Onun için Kur'an okuduğumuz zaman Kur'an'ın emirlerini harfiyen yerine getirme noktasında bir azim içerisinde olmalıyız. Belki hepsini yerine getiremeyiz. Ama bir azim içerisinde olmalıyız. Kendimden için sorumluluğu bilmeliyiz. Onun için فَعَنْ اَبِي مُوسَى الْاَشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّهِ وَسَلَّمْ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetle Ebu Musa el-Eş'ari bakınız neyi rivayet ediyor, Efendimizin neyi buyurduğunu ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Evet. اَيُّمَا اِمْرَاتٍ اِسْتَعْتَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ Allah muhafaza, Allah muhafaza. اَيُّمَا اِمْرَاتٍ Hangi kadın olursa olsun, hangi kadın olursa olsun, İstahtarat, kendisine parfümü sürer, kokuyu sürer. Efendim türben takıyor, başını örtüyor, pantolon giyiyor. Allah muhafaza. İslam'ın giyimi ve kuşamı kardeşlerim. İslam'ın giyimi ve kuşamı neyse o. Erkeğin kadına, kadına erkeğe benzemesi haramdır. Haramdır. Hatta mel'ur diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lanetlemiştir. Onun için ya şöyle, ya böyle, ya özür. Yok efendi, yok ölüm var, ölüm. Ölüm ne zaman olduğu belli değil. Ölüm var. Olduğun hayat tarzında İslami tarzı esas alacaksın. İslami yaşamı esas alacaksın. Onun için اَيُّمَا اِمْرَاتٍ Hangi kadın olsa olsun اِسْتَعْتَرَتْ Kendine parfümü sürdü, kokuyu sürdü. فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ Ve bir toplum içinde bir giriyor efendim alışveriş merkezlerine. Bir sürü insanlar var, erkekler var, yabancı, erkek. Çarşıdan gidiyor. Bir alışveriş merkezine, bir sebzeye, bir manava giriyor. Alışverişi yasak değildir, haram değildir. İslami statüde, İslam'a göre kendini korumaya alarak mahremiyle de efendim beraber gider. Efendim neyse, babasıyla, ailesiyle, atıyla efendim gider. Alışverişini yapar. Ama eğer esasta hedef ettiği bu kokudan kendisinin güzelliğini bilmesi, kendisi efendim koklansın, bak ne kadar temiz bir koklanıyor diye bir niyet geçiriyorsa ala kavmin liyecidu min rihiha ki onun kokusunu koklatlar fehye zaniyetun o zaniyedir diyor. Zina bunu Abdullah söylemiyor. Bunu Resulullah söylüyor. Yani hemen yarın bakıyorsun ya şu hoca efendi var ya kadınlar şöyle olsun diyor. Ya hoca efendilerin kadınlar ve erkekler hakkında karar verme yetkisi yoktur. Babalarından ziyadedir. Babalarından ziyadedir. Hoca efendiler bu karara yetkili değiller. Bu kararı veren Kur'an ve Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ama bunu söylemeyle mecburdurlar. İnciterek değil, kırarak değil, üzerek değil, kendilerine cenneti garantileyerek değil. Ya ben çok iyiyim benden. Yok. Bir önceki sohbetimizde söyledik. Nice güzel ameller sahibi vardır ki bir anlık o amelleri yıkılır. Cehennem çukuru orada onları bekler. Nice kötü amelde olanlar da vardır ki hayatı kötü amel üzerine yürür ama bir anlık bir estağfirullah kelimesi onun geçmişini siler
ve cennet kapısı orada hemen el kabru ravdatun min riyadil cennet ev hufratun min hufarin niran kabir yan cennet bahçelerinden bir bahçe veyahut da cehennem çukurlarından bir çukur orada bekliyor. Onun için bilmiyoruz. Kimse ameliyle efendim muamele görmez. O nedenle değerli kardeşlerim burada bir bacımızın annemizin dikkat etmesi gereken çok önemli bir mevzudur. Giyimiyle, kuşamıyla, kokusuyla bunu yabancı erkeklerin, yabancı insanların efendim onu hoş görmesi, güzel görmesi, güzel koklaması açısından yaparsa tehlikedir. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam burada zinaya teşviktir, zina ediyor. Onun için kadının giyim kuşamı bellidir. Efendim erkeğin giyim kuşamı bellidir. Onların birbirine benzemesi de haramdır. Ve İslam'da kadının pantolon giymesi haramdır. İslam diyor bunu. Haramdır. Nitekim biz başörtüsü efendim mücadelesi çok verdik. Hem kızlarımdan, hem yeğenlerimden, hem bütün efendim Türkiye'deki kızlarımız ve bacılarımızın çekmiş olduğu bir çile vardı. Ama bugün başörtüsü çok farklı bir şekilde işleniyor. Artık bir İslami tesettürün dışında sadece kendisini nasıl dışarıya akseder bir ruhuyla efendim yapılandı. Buna da çok üzülüyoruz, çok üzgünüz. Gelmiş olduğumuz nokta bu olmamalıydı. İslam adına yapılmış bir mücadelenin altında İslam'ın dışında, İslam ahlakının dışında bir yapıya, bir tesettüre girilmemeliydi. Ve davası uğruna hedeflendiğimiz zorluklar, sıkıntılar bitti derken şimdi yüreğimiz yanıyor. Sıkıntılar tamamen yüreklere ve tamamen İslami ahlakla da sorumluluğa yüklenildi. Bunlara çok ciddi şekilde muzdaribiz ve kadınlarımız, bacılarımız Allah Teala onları ve bizleri hidayete kavuştursun. Bu noktada giyim ve kuşamlarının İslam'ın bolluğuna, İslam'ın Allah Teala bizlere İslam'ın tesettür ruhunu o Kıbrıs meydanındaki annemizin çarşafını nasip etsin. O sütçü imamın ben buna leke dokundurmam, ben bunun peçesine leke dokundurmam ey Fransız dediği ruhu tekrar bizlere iade etsin. Ve bu noktada çok dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyorum. Ve bu ettiğim işaret de bana ait değil. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama efendim aittir. Değerli kardeşlerim Allah için gelin. Şöyle kendimizi bir muhasebeye çekelim, bir hesaba çekelim. El muhasibi gibi. Hasibu enfusakum kabla en tuhasab. Hesaba çekelim. Hayatımız, hayat tarzımız ne kadar İslam'a uygun? Kendimizi mi kandırıyoruz? Rabbimizi mi kandırıyoruz? İnan ki kendimizi kandırıyoruz. Evet, ölüm haktır. Ölüm geliyor. Hiçbirimiz ölümden kurtulamayacağız. Ve bir gün bu ölüm bizi hesaba çekecek. Belirttiğim gibi kadınlı erkekli güzelliğimiz 15 yaş ile 45 yaş arasıdır. 15 yaş ile 40 yaş arasıdır. 45 de değil, 40 yaş arasıdır. Yani bizim buradaki 15 yaş ile 40 yaş arası bir 25 yıllık bir süremiz var. 25 yılın yarısı gecedir. Yani 12 birçok yıl gecede karanlıkta efendim gece elbisesiylesin. Geri kaldı 12 birçok yıl. Bunun ya da İşimde, mutfağımda, gündüzün çalışmamda bunun yarısı gider. Elde kaldı 6 yıl. 6 yıl sokak ve caddede gezmeyle efendim güzelliğinin tabi diğer yıllarda da yine de aynı şekilde alışa gelmiş olduğu hayat 40'tan sonra devam ediyor da ama insana hani ravaşlı gelen efendim çekici gelen yaş bu. Yaş bu. Ama bu yaşta yüzdeki kırışıklar, eldeki kırışıklar başlar. İnsanların artık ikinci plana attığı anne nene dediği bir önem zaman başlar. Ve ondan sonra da sıkıntılarla ne şekilde ölüm olacağı da belli olmayan bir ölümle hayat son olur gider. Peki hayattan sonra ebedi bir hayat var. Ebedi kaybedemeyeceğin bir güzellik var. Cennet güzelliği. Veyahut cehennem var. Onun için kendimizi buna hazırlayalım. Allahu Teala bizlere sahip çıksın. Allahu Teala
padişahlarımıza, meliklerimize, idarecilerimize, hepsine Ömer bin Abdülaziz'in şuurunu versin. Burnunu kapatır ruhuyla devlet idare şeklini versin. Allah Teala Bişir Hafi kız kardeşi gibi, o annemiz gibi harama hassas olan bir şuur versin. Harama hassas. Bir işe dahi bir harama hassas olan kendi elbisesine, üstüne, başına kadardır. Onu artık düşünün. Allah Teala bu iki hassasiyetle bu ümmeti şereflendirsin ve Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala kalplerimizi dağıtmasın. Nefislerimizi şımartmasın. Ayaklarımızı kaydırmasın. Allah hepinizden razı olsun. Aqulu kavli hada ve estagfirullah li ve lekum ve ufavvid emri Allah. İnna Allah basirun bil ibad. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin. Li rızati nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ruhi salatina kiram. El Fatiha.